Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir kutu açının videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi elime ne oluyor lan böyle. Neyse, görmüş olduğunuz gibi bir tane kutu açacağız. Yurt içi kargodan gelen bir kutu. İlk önce ben bunun gelme aşamasını anlatayım. Çünkü çok sinirlendim. Tamına bir hafta oldu. Tam 7 gün oldu yani. Şöyle bildiğiniz 7 gün bekledim ben. Yani bekledim ama yine gelmedi. Neyse, dur anlatayım. Şimdi sinerji.com'dan 29 Aralık'ta ben bir sipariş verdim. Bu ürünü. Sonra zaten bekledim 2 gün. 2 gün gelmedi. Sonra aradım. Yani dedim neden gelmedi falan hala kargoya. Kargodaki adam dedi ki sizin ürününüzde daireyi belirtmediği için gönderemedik. Yani çıkarmadık kargoya, dağıtıma. Şurada var hatta da. Yine gösteremeyeceğim yani, göstersem bile. Neyse, işte daire yazmadığı için göndermemişler. Ama benim telefon numaram yazıyor zaten orada. Beni arayıp sorabilirlerdi yani geldiklerinde falan. Hayır, en azından yani ne bileyim, insan bir arar der ki gelin ürününüzü alın. Bunu bile yapmadılar. Ben de böyle boş durmamak için şunları söküyorum. İşte böyle derken ben işte Sinerji bilgisayarı aradım. Şöyle yavaştan açayım. Sinerji bilgisayarda dedi ki tamam, biz ürününüzü gönderdik kargoya, bilgiyi. Şurada yazıyor ürün. Adı şöyle dursun. Bilgi gönderdik dedi. Gönderirler bir iki gün içinde dedi. Yine gönderemediler falan filan. Derken işte bugün oldu, işte bir hafta geçti aradan. Ben de gittim. Daha doğrusu babam gitti, kargodan aldı. Geldi. Biraz uzaktı. Ve babam iş yeri yakındı oraya. O yüzden aldı. Hemen geldi işte. Neyse. Yani şimdi doğrudan Sinerji bilgisayara bir şey kötülemiyorum. Ya da doğrudan da yurt içi kargoyu kötülemiyorum. İki tarafında hatası var. Yani daireyi ben vermişim orada sana zaten. Sen niye daireye girmiyorsun? Sinerji bilgisayar için bu. Sana numarayı vermişim. Sen niye arayıp sormuyorsun? Yani ikisinin de suçu var burada. Neyse, biz ürünümüzün açılışına geçelim. Şöyle açtım burayı, siyah beyaz. Zaten Facebook sayfasında görenler görmüştür. Şöyle çıkartıyoruz. Mousepad diye, acaba mouse ne? Şimdi bildiğiniz gibi yani G300S gidip de G502 alacak kadar paramız yok yani. Bizde böyle. Sinerji bilgisayar böyle bir paket yapmış. Gerçi aslında Sinerji bilgisayarın değil, Logitech'in bir paketi bu aslında. Ama bence gayet iyi. Bir tek yani Sinerji bilgisayarda daha ucuz diğer sitelere göre. Seravatan'da 117 liraydı. Sinerji bilgisayarda 93 liraydı. 92,5 liraydı. Alta linkini veririm. Ama ne kadar sürer bu bilmiyorum. Çok hoşuma gitti zaten. Mouse'un normal fiyatı da aynı fiyat. Mousepad'li fiyatı da aynı fiyat. Ben derim o zaman mousepad'lisini alırız. Hem de kullanır. Mousepad işimizi görür. Neyse, hemen şöyle bir bakalım etrafına. Burada mouse'umuzun işte resmi var. G300S. Burada mousepad'in resmi var da ben bu mousepad'i bilmiyorum. 300'e 400 mü ne, öyle bir şey yazıyor. Buraya geldiğimizde bilgiler, Sinerji PC. Okuyamıyorsunuz büyük bir ihtimalle benim kamera odak olmadığı için. Şurada sistem gereksinimleri yazıyor da. Zaten sistem gereksinimi diye bir şey mi olur yani. Arkasına geldiğimizde yan taraflarında da paket içeriği yazıyor. Şurada. Siz okuyamıyorsunuz, ben okuyayım. Mouse, mousepad, sticker, bardak altlı, kullanıcı belgeleri. Teknik özellikler, yanıt verme, kayma, dayanıklılık, fiziksel falan filan özelliklerden. Burada G300S artı pad demiş. Altını göstermişti, üstü boş zaten. Arkasına gelelim. Burada programlanabilir 9 adet G tuşu diyor. Vay canına diyorum ben de. Dahili hafızası sayesinde bunu biliyorum. Okumayacağım. Direkt şey yapabilirsiniz. Yani mesela bunu ayarladınız kendi bilgisayarınızdan, programından.
Götürdüğünüz başka bir bilgisayara taktınız, yine aynı ayarlarda kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik bence. Oyun için optik sensör falan, yani sensör daha kuvvetli falan. Yenilenen simetrik tasarım. Tasarımı daha yeni. İlk yüzü yeni oldu, daha güzel. Heh, burada da yazıyor mousepad'in özelliği. 300x400 mm kumaş mousepad hediye. Hedoye. Neyse, o zaman şöyle açılımına geçelim bakalım. Burada bantlar var. Şuralarda. Kamera açısı biraz dar. Bir de alçaktan çektiğim için dar aslında. Şuradaki bandı sökelim. Şöyle bir bant. Şunu kenara yapıştıralım. Şimdi bu tarafı açalım. Burası bayağı kargoda beklediği için her kenarları ezilmiş tabi. Ama Synergy bilgisayardan bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum. Güvenemiyorum yani. İçimden gelmiyor aslında bir daha alışveriş yapmak ama. Şöyle şu nasıl açayım? Şöyle açayım. Böyle direkt mousepad çıktı. Zaten şöyle göstereyim. Heh. Direkt şöyle sarılmış bir şekilde. Wow canına. Vay canına. İnanamıyorum. 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 Şimdi şöyle. Bu bizim en büyük boş sehpamız gençler. Yani şu kutuyu şimdi bir kenara bırakalım. Mousepad bayağı bayağı iyi. Yalnız bayağı iyi. Neden bayağı iyi? Şimdi size çok güzel gelmeyebilir. Bana neden çok güzel geliyor? Şimdi önceki mouse'umu getiriyorum. Ben yan tarafta, o yüzden videoyu durdurmayacağım. Şimdi bir şuna bakın. Bir de şuna bakın abi. Ben bunu kullanıyordum önceden. 5 liralık bu. Yani şimdi anlamışsınızdır neden benim bunu çok beğendiğimi. Yani bilmiyorum. Benim masam zaten küçücük. Masamda da göstereceğim zaten. Masama sığacak mı pek bilmiyorum. Ama çok güzel bir mousepad olduğunu söyleyeyim. Neyse şunu atalım masaya doğru. Artık ihtiyacım yok. Şimdi ilk mousepad'i açacağım. Çünkü mouse'u mousepad'den başka yere koymak istemiyorum. İlk mousepad'imizi açalım. Mouse da üstüne koyalım. Ne biçim açıldı lan bu? Bantı orada kaldı resmen. Şu yapışkan aleti. Zımbırtı. Şunu atalım aşağıya. Yalnız çok hoşuma gitti gençler. Baya büyük. Baya baya büyük yani. Dev gibi bir mousepad. Bakayım, tam alıyorum kamera. Evet. Yani bu bizim en büyük boş sehpa. Tabi hepsini kaplamıyor ama. Biraz yamuk tabi de, zamanla düzelir o yuvarlak olduğu için. Şey, kutunun içinde. Şurası mesela çok yamuk kalmış. Neyse, ben o zamanla düzelir ya da ben düzeltirim falan. Neyse, şimdi kutumuzu tekrar getireyim. Mouse'umuzu çıkartalım artık. Şuradan şöyle mouse'umuzun kendi kutusu var. Şunu şöyle kenara koyalım. Daha bardak altlığı var. Vay, bardak altlığı çok şekil yalnız. Şöyle sert bir karton. Mu yok, mantar. Çok hoşuma gitti, bunu kullanırım belki. Burada da kartonlar var işte. Ezilmesin diye herhalde. Şurada bir şey daha varmış. Aa, sticker. Oh. Stickerlara bayılırım gençler. Bunu odamın her yerine yapıştıracağım. Bu sticker'ı bitireceğim. Her yere yapıştıracağım. Bayıldım. Başka da bir şey yok herhalde. Daha ne olsun yani? Mouse fiyatına mousepad, mouse, bardak altlığı, sticker, yani bence hem mouse fiyatına bir de sadece mouse da bu fiyata alıyorsunuz. Şimdilik sticker zaten böyle. Bunları inceleyecek bir şey yok. Bardak altlığı da böyle. Bunları kenara koyalım. Ve en önemlisine geçiyoruz. Mousepad. Ay, mousepad diyorum lan artık hala. Mouse. Evet, şurada arkasında gördüğümüz gibi şu ışıklarının ne kadar çok fazla olduğunu bahsetmiş sanırım. Ama 3 tane renk koymuş. Orası ayrı bir mesele. Neyse. Şurada kullanma kılavuzu diyorum ben. Konuşamıyorum. Söyleyemiyorum. Nasıl açacağız da bunu yapıştırmışlar hayvan gibi. Şöyle deleceğiz böyle. Delik açacağız burada.
Parçalamaya bayılırım gençler. Arkadaki tarafı görmek istemezsiniz. Leş gibi oldu ve dizlerim şu an kopuyor. Kokmuyor, kopuyor yalnız. Bir de ben kutu saklamaya bayılırım. O yüzden az önceki büyük kutuyu da saklayacağım. Bunu da saklayacağım tabii ki. Şu mouse'un olduğu kısım parlak. Şöyle ışık gördüler. Aynen. Gördüğünüz gibi diğer yerler mat. Böyle dokununca daha güzel bir his. Logitech G, G300S. Optical Gaming Mouse falan felon. Burada İngilizce, Fransızca, İspanyolca mı ne bir şeyler yazmışlar. Yine arka tarafını göstermiştik. Burada da aynı şekilde Türkiye var en altta. Şurada. Siz göremiyorsunuz ama velakin var yani. Neyse, kutu açılımına geçelim. Şurada kenarda gözükmüyor ama. Yani kamerada gözükmüyor ama. İnsan gözü de gözüküyor da bu açılmıyor. Sen ne biçim bir acayip şeysin. Elim kameraya girdi yalnız şu an. Kusura bakmayın çünkü bu çok zor. Açılmıyor lan. Yani şöyle tırnak var. Açamıyorum. Daha ne yapayım? No. Lan. Açsana oğlum. Allahu Ekber tuttum. Aha tuttum. Tamam artık açtık. Şöyle küçük bir tane. Bir tane daha burada varmış. Ulan arkadaş. Madem bu kadar zor açılan yapıyorsunuz. Bu kadar çok koymayın bari ya. Açana kadar canı çıkıyor insanların. Logitech bize acı. Allah Allah. Açıl. Küçük küçük bir parçacık. Küçücük bir parçacık kopardım. Kutu da ezildi ya. Ben kutuya zarar vermeyi sevmiyorum. Falçatam da kaybolmuş. Yoksa kenardan kesip açacaktım. Ne güzel. Heh. Oh sonunda kurtulduk. Tırnağım koptu. Buradan güzel bir şey yapmışlar. Böyle çekiyorsunuz. Sonra buradan açıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Yeter artık. Gel artık. Ve mouse'umuz karşımızda. Kutunun içinden bir şey daha varmış. Bu ne? Başka da bir şey yok zaten. Bomboş. Göremiyorsunuz ama. Kenara attım da içim yandı. Neyse. Ben çünkü kutuları çok severim. Ha, burada sadece şey belirtmiş. Bunun programını ben yüklemiştim zaten. Burada da anasının gözü. Dev gibi bir kullanma kılavuzu var. Şöyle yapayım. De bunun yanı açılıyor. Bu kadar da değil. Daha bitti mi? Hayır, bir tane daha. Böyle. Ve böyle. Bunu okuyan varsa lütfen. Yani lütfen 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 yoruma yazsın. Bunun hepsini okuyan birisi ama. Sanmıyorum. Yani bunu kim okur ya böyle ne kadar bilmiyorum artık. Ve mouse'um geldi. Çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Şimdi size mouse'umu getireceğim. Eski mouse'umu. Sonra diyeceksiniz ki abi vallahi ben de çok siz de çok sevineceksiniz. Üzüleceksiniz halime. Bu derece yani. Neyse dur acıklığıyla yaptırmayalım kendimize. Şu an bilgisayara bağlı da. Buradan şu aradan da neyse bilgisayardan çıkartıp mı getirsem? Evet çıkartıp getireyim şimdi. Haksızlık oluyor çünkü onun da ışığı yanmıyor. Zaten artık bu lanet odası Everest SM700. Şunu kenara al bebeğimi. Ağzına sıçtığımın mouse'u. Everest SM700 değil mi? Profesyonel gaming mouse'muş sözde. Ağzına sıçtığım hayvanı. Mousepad'ime zarar verecek. Şurada gördüğünüz mal gibi bir mouse ağzına sıçtım. Kırılmıyor da ben bunu var ya bu mouse sipariş ettiğimden günden beri bunu yumrukluyorum yerden yere vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Zaten bozuktu gerçi de. Sadece arada bir iki tık yapıyor. Şu scroll tuşu zaten scroll tekerlek işte her neyse. Şu tekerlek kısmı beni benden alıyor bunun.
O kadar gerizekalı bir şey ki bu. Şunu var ya. O counter oynarken silah değiştiremiyorum yani. Silahı sayılardan değiştirmek zorunda kalıyorum. Ama olmuyor. Abi olmuyor. Sayılarla olmuyor. Mouse gerekiyor. Switch'ten mouse da dönmüyor burası. Ya bakın ben bir küçücük nokta döndürüyorum. Burada 2-3 tane döndürüyor bu. Ağzına sıçtım. Daha fazla bakmak istemiyorum. Fırlattım şunu kenara. Ağzına sıçacağım yoksa sinirlendim. Bunu her gördüğüm gün sinirleniyorum. Bir kez daha mı yere vursam acaba? Şu mouse hiçbir şey olmuyor. Ağzına sıçtım. Yatağın altına kaçtı. Neyse. Evet şimdi artık kurtuluyorum. Ve şöyle çıkartalım. Çık lan. Yes man. Yes man. Şurada kutusu var. Dur göremiyorum. Görmediğinizi. Şurada. Ve bebeğim geldi. Çok mutluyum. Evet. Artık adam gibi mouse kullanacağım. Daha önce hiç adam gibi mouse kullanmadım. Şimdi bunun kablosu diğerine göre daha sağlam ama bu da ip örgü değil yani böyle ip bir kablo değil. Şunu bir açalım. Bakalım boyuna. Aslına bakmadım boyuna kadar yazıyor ama. Aslında ben zannediyorum ki direkt şu büyük kutunun içinden çıkacak mouse. Aslında bir yandan üzülmüştüm direkt bu kutudan çıkacak diye. Çünkü kendi kutusu çok daha hoşuma gidiyordu benim. Mesela vatanda gördüğümde kendi kutusu çok hoşuma gidiyordu. Dur lan o ne? Ha böyle bir şey daha varmış içinde. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Herhalde sprey için falan galiba. Neyse bu benim işime yaramaz. Şu kutusu daha güzel yani. O yüzden bunu görüyordum hep. Daha çok hoşuma gidiyor. İnşallah bunu böyle bir şeyin içinden çıkar. Neyse şunu atalım kenara. O yüzden mutlu oldum falan felon. Şimdi mouse'umuzu birazcık dolamışlar buraya. Evet şöyle şurada artık bir netlemesi lazım. O yüzden biraz yakınlaştıracağım. Netler misin kameracığım? Lan netle. La oğlum. Evet. Netler misin acaba? Lan. Neyse ben kafayı yiyeceğim. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Bir saniye gittim geldim çünkü süresi azalıyordu fotoğraf makinesi olduğu için. Video çekim süresi sadece ve sadece 20 dakika olduğu için azalıyordu. Hemen kapanmasın dedim. Ben de kapatıp başka bir tane açtım. Şimdi 20 dakikamız daha var. Oo. Altın kaplama uç yani denebilir. Çok az. Hani burada hiç belli olmuyor ama çok çok az bir hani var yani altın kaplamalık. Şurası pek sağlam durmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok az yapmışlar korumayı. Kablosu onun dışında ip örgü değil ama sağlam gözüküyordu. Sağlamdır da umarım. Mouse'un altı böyle şey. Kaygan. Parlak. Şöyle ışıktan anlayacağınız gibi. Şurada sensörü var. Burada ayakları var. Mouse da olacak. Bir de bakalım mousepad'de kayıyor mu güzel. Yalnız efsane. Tuş basma kısımları çok güzel. Bir de şuraları deri. Şu yan kısımları. Şuradan zaten ışık gelecek. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Göremiyorsunuz ama ben onu çekeceğim zaten birazdan. Bilgisayara geçip. Neyse hem sağ hem sol el rahatlıkla kullanabilir. Bu mouse'un bu yanı da güzel. Bir de şu tekerleğini çok içe atmışlar. Ben onu o kısmı beğenmedim ama çok göz doldurmuyor. Bir yandan da beğendim denebilir yani. Burada bayağı tuş var zaten. Bunu herkes biliyor.
Yani mouse böyle. Şurada bir G logosu var. Birden ışık geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyor herhalde. Tahminimce. Yani tuş tıklamaları çok güzel ve rahat yani. Elde tutarken. Küçük biraz ama benim elim zaten büyük değil. Gördüğünüz gibi sol elle de rahat rahat yani yapabiliyorum. Tabii ben solak olmadığım için. Yani bu videoda bu kadar da. Şimdi bilgisayara geçelim de programından renk ayarlarına falan bakalım. Bir de size bonus bir şey göstereceğim programda. Bayılacaksınız. Bu mouse'un kullanıcıları bayılacak. Ya da alacak olan varsa yani çok sevinecek, hoşuna gidecek. Ya da mouse düşünen varsa uygun fiyatlı. Yani 100 lira kadar falan. Hemen bunu alacak diye düşünüyorum. O özelliği görünce. Yani benim çok hoşuma gitti. Tabi yani böyle dediğime bakmayın. Sizin hoşunuza gitmeyebilir tabii ki. Benim hoşuma gittiği için böyle diyorum. Benim çok hoşuma gittiği için böyle diyorum. Her neyse uzatmadan geçelim. Program kısmına. Mouse'u zaten yine göreceksiniz ışığını. Bilgisayarın ekranında göreceksiniz programından. Hemen geçiyoruz. Bir saniye. Geçelim bakalım. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Müzlerle görmüş olduğunuz gibi mouse'umuzun kutu açılımını yaptık az önce. Şimdi görmüş olduğunuz gibi uygulamamızdan takılan bu niye ekrana sığmıyor? Neyse. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamızdan şimdi mouse'umuzun birazcık ayarlarına bakacağız ve mousepad zaten sığmadı yani. Bilgisayarın altında çoğu. Bir de şurada kabloyu görüyorsunuzdur sanırım. Bu ses kartı ortada. Birazcık şey oluyor, kötü duruyor. Oynarken falan rahatsız edebilir. Neyse. Şimdi bak şuraya tıklıyoruz. Evet biraz kastı. Şurada gördüğünüz gibi her düğmemizi rahat bir şekilde şey yapabiliyoruz, şey edebiliyoruz. Burada şimdi gördüğünüz gibi hemen böyle mesela beyaz ışık benim hoşuma gitmedi şahsen. Ben bu renk zaten bu benim en sevdiğim renktir. Beni tanıyanlar bilir. Bu renk zaten az önce vardı. Beyaz şöyle sırayla gidelim renkleri. Beyaz renk. Şöyle ben bir de elimdeki mouse'la yapayım da mouse'u görmüş olun siz oradan. Sarı rengi böyle. Pembe rengi. Bayanlar için aslında güzel duruyor rengi. Kırmızı. Kırmızıyı çok severim ama hem mousepad'in şu kısmı mavi de yani şu anda kalan o da mavi gibi durduğu için bu renk daha güzel duracak. Ama ben çok güzel bir şey yapacağım. Bonus yapacağım demiştim. Bu da yeşil renk. Bu lacivert renk. Bu da kapalı mı? Yok kapalı aynen. Siyah renk değil kapalı gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Şöyle. Mesela şu an kaç DPI'de olsun? Bu en ağırı. Şöyle yaptığımızda en hızlısı. Biraz kablo şey arkadan geldiği için. Takıldı sanırım oraya. Az geliyor şu an kablo. Bir dakika. Şunu şöyle atalım şuraya. Şöyle yapalım. Şu kablo arkadan dolandığı zaman kötü oluyor. Şöyle gördüğümüz gibi. Geçiş değeri yap. Ne oldu bu bilmiyorum. He şöyle. Mesela hepsini 1000 yaparım. Her seferinde yavaş olur. Hepsini şöyle Allahu Ekber. En hızlı bir dakika ne oldu az önce öyle? Oo. Mesela gördüğünüz gibi şu an uçuyor mouse. Yani şu mod anahtarı var burada. Ben de çok fazla bilmediğim için. Heh, burada şeyler var mesela. Mesela burada mod ayarlıyorduk da şu an değişmiş sanırım. Varsayılan yapalım da yine. Mesela buradan basarak DPI değiştiriyoruz. Mesela şu an 250 en düşüğü. Biraz yükseldi, birazcık daha hızlandı. Biraz daha hızlandı, biraz daha da hızlandı. 2500'e kadar
Şu yapıyor, şu an 2000'de. Mesela böyle var, böyle var. Bu varsayılan zaten normal olan, direkt taktığımızda böyle oluyor. Böyle de böyle var. Uçuyor. Ben büyük ihtimalle bunu kullanırım. Ya da biraz daha şöyle yapalım. Aynen, ben biraz daha mouse hızlı kullanıyorum. Çünkü elim çok fazla hareket ettirmeyi sevmiyorum. Bunu varsayılan yapalım. Mesela ben bunu kullanacağım için. Varsayılan bu olacak. Mesela şöyle lacivert yapalım. Buna daha uyumlu oldu. Şimdi burada şeyler vardı. Ama şu an yok. Orta düğme mesela. Burada düzenleyebiliyormuşuz. Mesela bu ileri diyor. Bir dakika. Ha, buradan değiştirebiliyoruz. Bir dakika da şu mod ayarlama şeysi nerede? Mod nereden alacağız? Mesela profili falan geç. Geç sen o işleri. Sen o işleri geçeceksin. Heh, şöyle daha iyi ol. Buna tıklarsak ne oluyor? Heh, aynen. İstediğim buydu. İstediğim buydu. Bak şimdi oyunlarımız tarıyor. Bir sürü oyun taradı. He yok. Oyunlar arasından benim olan oyunlarım. Mesela CSGO. CSGO'yu ekledik şimdi buradan. Şöyle. Ve profil test kalıcı olarak özellikler. Bir dakika. Heh, buradan artıya tıklıyoruz. Nereden yapıyorduk? Çoklu tuş muydu? Bir dakika bakalım. Chroma zaten anlamışsınızdır. Chroma efekti. Kayda başla. Bir dakika dur. Dur dur. Gecikme ekle. Yok bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben de video izleyeceğim. Ben de tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi girelim Google'a. Bakalım, bakalım, bakalım. Video çok uzun olması lazım. Çünkü kameranın sadece 20 dakika var süresi biliyorsunuz. Direkt bende böyle açılıyor. Şimdi YouTube'a girip buradan yazacağız. Yazalım şuraya. G300S. Dur, makroyu da yapacağız. Makroyu falan falan onları sonradan yapacağız. Rainbow. Aynen bonus, şimdilik bonus bu. Heh, buydu zaten. Verdiği kodu ben almıştım sanırım. Bir kod veriyor aşağıda. Dulo. Çok ses yapıyorsunuz acaba? Birazcık sessiz olun. Benim sesim zaten şu an kötü geliyor biliyorum. Çünkü Audacity ile uğraşamadım. Uğraşamadım derken şu an OBS'den çektiğim için Audacity birazcık şey oluyor. Üstüne denk getiremiyorum. Burada olması lazım. Asıl yani. Bir dakika burada vardı ya. Burada bir yerde olması lazım. Verdiği kodlar. Kod veriyor çünkü uzun bir kod. Aynen burada. Şöyle bunu masa üstüne alalım. Şimdi bir de lazım olacak çünkü. İzleyelim. Geç. Nasıl yaptığına gel. Velet melet ama işte biliyor ne yapalım. Hadi oğlum hadi. De. Komut dosyası yazmaya tıklıyormuşuz. Vay canına. Şimdi o yüzden burayı kapatıyoruz. Dur. Komut dosyası yazma. Aman Allah'ım. Video sanırım burada. Bunları siliyoruz. Bizimkini yapıştırıyoruz. Evet, yapıştırıyoruz. Biraz bırakayım diyorum. Ha, direkt oluyor. Tamam o zaman kapatalım. Şimdi buraya CTRL A yapıp siliyoruz. Bunu aşağı at. Low. Low, 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 low. Şimdi masa üstü. Masamızın üstüne geliyoruz. C300S Rainbow diyoruz. CT, ha, bir dakika dur. Direkt yapamayız çünkü.
Ya yo. Tamam, direkt CTRL diyoruz. CTRL-C. CTRL-A, CTRL-C. Sonra buradan bunu açıyoruz. Komut dosyamızı yapıştırıyoruz. Kapatıyoruz. Aman Allah'ım, nasıl olur? What? Lan. Lan. Lan nasıl olur? Ha, şuraya mı yapıyoruz? Bir dakika. Şöyle komut dosyası yazma. Burada var da şu sanırım şunları silmemiz lazım. Şimdi yap. Ol, ol. Oldu mu? Olmadı mı? Oldu ya. Ya nasıl olur ya? Sanırım oldu. Bir saniye dur. Sen bir kapan. Sanırım oldu sanırım. Ama programdayken yavaş oluyor diyorlardı. Yo. Acaba dalga mı geçiyorsunuz? Kendimi gördüm. Çok aşağıda duruyormuş. Yok, olmuyor. Şuraya gelme, buraya gel. Şuna geliyoruz. Öyle yapıyoruz. Bir dakika. Yok, bu da değil. Öyle. Komut dosyası yazma. CTRL-A, CTRL-B. Dur. Heh. Şimdi oldu. Tamamdır. Buradayken yavaş oluyor ama. Şimdi şöyle yaptığımızda efsane. Çok güzel. Bulan arkadaş, tebrik ederim. Çok güzel bulmuş yani. Hani Razer'a parası yetmeyenler böyle yapabilir. Tabii Razer gibi böyle gitmiyor. Sadece direkt tak 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 değişiyor ama. Olsun, bir de bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Tam daha süremiz var. Bu kodu size aşağıda veririm ben. Şurada dursun. Veririm ben size bu kodu aşağıda. İşte siz de yaparsınız isterseniz. Ben bir de başka özelliklerine de bakayım. Ben de çok bilmiyorum çünkü. Nereden bileyim? İlk önce böyle diyorum, sonra böyle diyorum. Ne, sonra böyle. Mesela Counter'a girdiğimde de aynı şekilde olacak. Ha, şimdi oluyor yine Counter'dayken de ama Counter'da olmadığım için. Normalde böyle olacak. Mesela buradan işte bakalım, başka bir şey yapamayız sanırım. Zaten burada renk güzelce değişiyor. Buna daha bir şey yapmayacağım. Hız burada var yine, DPI. Burada ışıklandırması mı var? Yok, yine aynı şeyler. G tuşu ne oluyor? Kolay erişim sağlamak için komut editörünü kullanarak bir G tuşunu giriş analiz kaydetme işlevleri atayabilirsiniz. Ne oluyor şu an? Neyse, dur dur. Yok abi, yok abi, yok abi, bozma. Bir şeyler yapacağız şimdi. Evet, neyse arkadaşlar, böyle gayet güzeldi. İşte mouse'umuz gördüğünüz gibi çok güzel ya, ben bu efekti çok beğendim ama ben normalde bunu kullanacağımı sanmıyorum. Çünkü çok fazla gözümü alır oynarken. Ama bir süre kullanabilirim. Daha başlarda falan. Neyse, o zaman durun şöyle göreyim kendimi de. Gördüğünüz gibi böyle bir sona doğru gidiyor şuradan. Şuradan şöyle sona doğru gidiyor böyle. Sonsuza kadar ben varım. Neyse. Bokunu çıkarmayalım. Mouse'u buradan görüyorsunuz zaten. Şuradan. Şuradan görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Neyse, o zaman bu videoda buradan bu kadardı. Ve size böyle bonus bir şey yani göstermek istedim. Bunu zaten bulabilirdiniz isteseniz ama ben yine de göstermek istedim. Çok güzel. Mousepad'imiz zaten mükemmel. Bu ürünün linkini aşağıda vereceğim. Alabilirsiniz yani, çok güzel, ne bileyim, çok mantıklı bir şey yapmışlar. Hani mouse fiyatına hem mouse hem mousepad, sticker sevenler için sticker ekstra güzel bir şey. Bardak altlığı var yani, bir şey içerken masanıza koyabilirsiniz bardağınızı falan. Yani onlar bir çok işe, onlar olmasa bile mousepad'imiz gayetten güzel yani. Büyük ve kaygan güzel bir şey. Tavsiye ederim.
Mouse zaten bilen bilir, çok güzel bir mouse. Bu videomda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videomuzu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Videomuza paylaşırsanız bize destek olursunuz ve alacak arkadaşlarınıza gönderirseniz videomuzu işte almaya tekrar karar verebilirler falan. Filan felon. İşte neyse, dur şu böyle duruyormuş. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abonemiz düştü yine. 2 tane abonemiz gitmiş. Zaten azıcık abonemiz var. Nereye gidiyoruz? Neyse. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın. Bye bye.